16. soru. R küpten R kareye bir dönüşüm vermişler. 1, 0, 1. Standart bazın görüntüleri değil. Standart baz haricinde bir şeyin görüntüleri. Birlikte önce standart bazdaki kuralı bulmaya çalışacağız. Aşkıyla başlayalım kuralla. Şöyle yapıyoruz. L, 1, 0, 1 dediğim şey aslında L, 1, 0, 0. Lineerliği kullanıyorum burada. Artı L, 0, 0, 1'dir. Neye eşitmiş? 3, 0'a. Diğer taraftan L010 direkt verilmiş. L010 neymiş? Eksi 1, 1'e eşitmiş. Güzel. Ve L001'de 2,3'müş. Arkadaşlar, ihtiyacım olan tek şey L100 o zaman. Şu birinci ve üçüncüyü göz önüne alalım. Yani L100'ım artı L001 belli 2, 3. 3 virgül eşitse L100 neye eşittir arkadaşlar? 3 virgül 0 eksi 2 virgül 3'e. Bu da 1 virgül eksi 3 yapar. Son durumda şunu göz önüne alacağız. L, A, B, C. kuralı yazıyoruz artık. L, A, B, C eşittir. A tane L 1 0 0 artı B tane L 0 1 0 artı C tane L 0 0 1 olacaktır. Eşittir. A tane L 1 0 0'ı bulduk. 1 eksi 3. Artı B tane L 0 1 0 vermişlerdi. Eksi 1'e 1. C tane L 0 0 1 neydi? 2'ye 3. Bu da neye eşit olacaktır? A eksi B artı 2C virgül eksi 3A artı B artı 3C L A B -C. A şıkkında sorulan lineer dönüşümün kuralı budur. Evet. Rank L soruluyor. Yani L altında R üzeri 3'ü soruyor aslında. Şöyle yapacağız. L A -B -C eşittir ne olduğunu biliyoruz. A eksi B artı 2C eksi 3A artı B artı 3C eşittir. A çarpı 1 eksi 3 artı B çarpı eksi 1 1 artı C çarpı 2'ye 3. Arkadaşlar yani şu şekilde söyleyebiliriz. L R Tabi bu rank bunun boyutu. Bu arada rankla bu ikisi eşittir demeyelim de. Ee, LR küpün yani görüntünün boyutu ranktır. LR küp eşittir. Şu üç vektörün 1'e eksi 3, eksi 1'e 1, e -1, e -1 2'ye 3 vektörlerinin germiş olduğu bir kümedir. Ama arkadaşlar bunlar bağımlıdır. Lineer bağımlı olduğunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü 3 boyutlu... İki boyutlu uzayda üç tane vektör var, lineer bağımlı oldukları belli. Bunlardan lineer bağımsız bir alt küme çıkaracağız. Yani hangi ikisini, hangi birini, onları alacağız. Bunun için de bunların lineer bağımsızlığını kontrol ediyoruz hızlıca. C1 çarpı 1'e eksi 3, C2 çarpı eksi 1'e 1 artı C3 çarpı 2'ye 3 eşittir 0'a 0. Bu da C1 eksi C2 artı 2C3 eşittir 0 ve eksi 3 c1 artı c2 artı 3 c3 eşittir 0 yapar. Bunları nasıl çözüyoruz? Şöyle çözüyoruz arkadaşlar. Şöyle koyalım. Burada da sayfa değişti. Şöyle yapalım. 1 eksi 1 2 0 eksi 3 1 3 0 Satır işlemi bir tane yapacağız herhalde. R 2 yerine R2 artı 3 R1. Görelim. 1 eksi 1 2 0. 3 katı 0. 3 katı eksi 3 yapıyor. 2, 1 ekledim eksi 2. 3 katı 6 9 yapıyor. 0. Değerli arkadaşlar. Burada bir pivot gelecek. Burada da eksi 2'ye böldüğüm zaman bir pivot daha gelecek. Üçüncü sütunda da pivot gelmeyecek. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. L r küp ilk iki vektörün germiş olduğu bir uzaydır. Yani 1'e eksi 3 ile eksi 1'e -1, e 1 yeterlidir. Üçüncüsü bunların bir lineer birleşimidir. O halde rankı da aradan çıkaralım. Rank nedir arkadaşlar? Rank L. 2 vektörden oluşuyorsa görüntü kümesi 2'den rankada 2 diyeceğiz arkadaşlar. C şıkkında L örten midir diye soruyor. Öncelikle L nasıl bir lineer dönüşümdür? R küpten R kareye bir lineer dönüşümdü. Arkadaşlar örtenliğin şartı şudur. L altında R küpün boyutu ile R karenin boyutu aynı çıkması lazım. Yani R karenin boyutunu biliyoruz. Boyut R kare zaten 2. Biz boyut L altında reküpün de şöyle göstereyim 2 olduğunu az önce bulmuştuk. Yani L reküpün boyutunun yani rankın 2 olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla arkadaşlar yani şunu söyleyebiliyoruz. Bu lineer dönüşümün görüntüsünün boyutu 2 olduğuna göre ve karşı tarafta 2 boyutlu bir uzay olduğuna göre L örtendir diyoruz. Neye bakacağız? şuna bakacağız. L mesela V'den W'ye bir lineer dönüşümse, LV'nin boyutunun ne olmasını bekleyeceğiz? Boyut W olmasını bekleyeceğiz bizim örneğimizde de. Bunlar eşit çıktığı için örten bir lineer dönüşümden söz ediyoruz. Ve geldik D şıkkına. Lineer dönüşümümüzün kuralını A şıkkında bulmuştuk. Çekirdeğini ve çekirdeğin boyutu olan sıfırlarını bulmamız isteniyor nasıl yapıyoruz? Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Çekirdek L dediğimiz şey eşittir. Öyle A, B, oluşur ki L altında abc eşittir. Karşı tarafın sıfırına eşit. Karşı taraf R iki boyutlu olduğuna göre R karenin sıfırına eşit. Biz şunu biliyoruz. Öyle A, B, oluşur ki görüntüyü aldım. A eksi B artı 2 C virgül. Eksi 3a artı b artı 3c neye eşit olsun istiyorum? 0, 0'a eşit olsun istiyorum. Değerli arkadaşlar, çekirdeği bulabilmek için şimdi bu iki eşitliği yani vektörlerin eşitliğinden gelen iki eşitliği çözmem lazım. a eksi b artı 2c eşittir 0 ve eksi 3a artı b artı 3c eşittir 0. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? İlaveli matris formuna sokacağız. Bir homojen denklem sistemimiz olacak. 1, eksi 1, 2, karşı tarafta 0 var. Eksi 3, 1, 3, yine karşı tarafta 0 var. Satır işlemi uygulayacağım. R2 yerine R2 artı 3, R1. Kaydırıyorum. Ne var elimde şimdi? 1, eksi 1, 2, 0. Eksi 3, kat, 3 katını ilave edince 0 oldu. 3 katını ilave edince eksi 3, eksi 2 yaptı. 3 katı 6, 9 yaptı 0. Şimdi arkadaşlar R2 yerine ikinci satırı ne yapıyorum? Eksi 2'ye bölüyorum. Peki. 1, eksi 1, 2, 0. 0, 1, eksi 9 bölü 2, 0. Arkadaşlar biraz daha devam edeceğim. Burada R1 yerine R1 artı R2 yazarak devam ettiriyorum. 1, 0. 2'ye eksi 9 bölü 2 eklenirse eksi 5 bölü 2 olduğunu düşünüyorum. Eksi 5 bölü 2, 0. 0, 1. Eksi 9 bölü 2, 0. Evet ne yapmış olduk? İşi buraya kadar getirdik. Şimdi burada bilinmeyenlerimiz ABC'ydi değil mi? ABC üzerinden denklem sistemine bakınız. A eksi 5 bölü 2C eşittir 0. B eksi 9 bölü 2C eşittir 0. Değerli arkadaşlar. Burada C'ye bir parametre atayalım. C'miz T olsun. C'yi T alırsak A'mız eşittir. 5 bölü 2 T. Ve B'mizde 9 bölü 2 t yapacaktır. Dolayısıyla çekirdekteki vektörler çekirdekte nelerden oluşacak? Çekirdek L diyelim, değil mi? Dönüşümüz L idi. Şöyle vektörlerden oluşacak: 5 bölü 2 t, 9 bölü 2 t ve t'den oluşacak. T eleman, reel sayı. Biz genelde arkadaşlar kesirlerden kurtarıyoruz. T dışarı alıyorum. Bir de 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. Yani t r sayı olduğu için 2 katını alsam da fark etmiyor. Yani 5 9 kesilerden kurtardım. 2 t eleman r sayı. Arkadaşlar yani çekirdeğin bazı desem neden oluşacak? 5 9 2 vektöründen oluşacak. Çekirdeğin boyutu boyut çekirdek L eşittir 1 çıkıyor çünkü bazında bir tane vektör vardır diyoruz. Yani ne yaptık arkadaşlar? 5 9 2 ve bunun katları olan vektörler bu lineer dönüşüm altında nereye giderler? 0'a giderler.